Ahmet Nafi kardeşlerin bugüne uzanacak Eti ürünleriyle ilgili başarıları yine onların mütevazi ve çalışkan yanlarıyla doğar. Bizim işimiz bisküvicilik. Ne yapacağız diye düşünüyorum. Dedik ya, o Eskişehir'de bir Eti var. Şimdi Eti de 74 harekatında yine Ordu Pazarı kanalıyla bir kamyon bisküvi yolladı Kıbrıs'a. Ve yani ihracat mihracat değil, işte zaten daha herhangi bir şeylik yok. Ve o kamyon Ordu Pazarı'nın, Türkiye'deki kamyonu gezdi mahalleleri ve sattı. Tesadüfen bir miktar sattıktan sonra üstünden bir arkadaş bana geldi, dedi ki ya bisküvi işi senin işin dedi. Bu adamlar acele eder, dönecekler. Bu ellerindeki bisküviyi sana versinler dedi, satsınlar. Bu adamlar gitsin dedi, Türkiye'ye dönsün dedi. Olur dedim. Dolayısıyla geldiler, indirdiler ve ben onları ödedim. Şimdi orada bir görmüşüm oldu Eti. Gerçi öyle çok çeşidi falan yok. Yani öyle iptidai şekilde bir şeyler vardı yani. O zaman ben dedim ki bu Eti'ye ben müracaat edeyim dedim. Ama şimdi İstanbul'dayım. Eti Eskişehir'de. Şimdi ona kadar git, olumsuz cevap varsa ne yaparsın diye düşünürüm. Ha, dedi ki bir telefon açalım biz bunlara dedik. Eğer bizi kabul ederlerse, görüşmek ederlerse çıkar giderek diye Eskişehir'e. Ne vakit telefon ettiğimde biz sekretere dedik ki santrala, biz Firuz Kanatlı ile görüşmek isterik dedik. Peki dedik. Santral bizi bağladı Firuz Kanatlı'ya. Firuz Bey'e biz durumu anlattık. Dedik böyle böyle şey dedik. Biz böyle bir niyetimiz var ve bu işi yapmak isteriz. Uzun senelerden beri birçok firmanın, hatta Rowntree Macintosh'un daha birçok firmanın bisküvi üzerine temsilciliğini yaptık. Şimdi de Kıbrıs bisküvisinin temsilciliğini yapıyoruz. Sizinle de işlemek isteriz. Vallahi dedi, ben karışmıyorum dedi. Turan Bey'dir bu işin dedi yani pazarlayıcısı, müdürü Turan Bey'dir dedi. O sahibidir, bu müdürüdür. Peki dedik. Ben dedi onunla görüşeyim. Da size dedi telefon etsin de anlaşasınız dedi. Nihayet biraz sonra telefon çaldı ve Turan Bey'i telefon açtı bize. Ben ona izah ettim. Ne maksatla geldiğimizi, ne yapmak istediğimizi ona izah ettim. Ve bana tamam dedi. Sen neredesin dedi bana. İstanbul'da dedi. Ben dedim ki Bahçekapı'dayım. Falancı dairedeyim dedim ben. Tamam dedi. Sen şey etme. Saat 5'te dedi. Ben orada seni bulacağım dedi. Ve çıktı Eskişehir'den
ve İstanbul'a geldi. Saat 5'te şeyde orada yazıhanede buluştuk. Görüştük, anlaştık. Ahlakları her zaman örnek alınabilecek şekilde yaşayan Ahmet Nafi kardeşlerin ahlaki ve etik saygınlıkları ticari hayatları boyunca kazanmalarını sağlar. Nafi Bey, ticaretle ilgili çocukluk hayallerini bugüne başarıyla getirir. Şimdilerde ise hayallerini gerçeğe dönüştürmüş olmanın mutluluğu içerisinde şirketin yeni nesil tarafından ilerlemesini gururla yaşamaktadır. Firuzhan'la onlar bir öpüşsünler. Çünkü biz burada hakikaten iki dosttan ziyade iki kardeş gibi çalıştık ve bugünlere geldik. Aynı anlaşmayı iki gencimiz ikinci jenerasyon olarak bağlayabilirlerse daha da ileriye gideceğimizi ümit ediyorum. Hatta eminim şimdi öğrenme yıllarındalar ama daha sonra dost ve kardeş olma yılları olacak. Ve bunu çok iyi hazırlasınlar. O zaman eti mutlaka daha iyi olacak. Bugünlere gelmek muhakkak ki kolay olmadı.